kadından ceza almamış. Nafiz'den falan hani bilmiyorum Nafiz'i de. Sen bana diyorsun ki gel burada Nafiz'in evini basalım. Nafiz nerede? Ta Nafiz evini 2002'de basalım. Ya ölmüş sen bu 16 Nafiz. senedir 2002'de oynuyorsun. Ama ben ölmüş. dedim ki 16 sene olmuş. eğer ben dedim ki bak Müge Hanım, ben dedim ki yeğenim bana telefon açtı. Emmi dedi böyle böyle Nafiz kim dedi. Benim Bozuk bildiğim plak Nafiz, gibi yurdu dönüyorsun Nafiz, öyle. Gazi Osman'da oturduğunu biliyorum yeğenim dedim. Gidelim onun evine bak. Ben onun evine gidelim bir bakalım. Eğer onun evindeyse bu da bana dedi ki ben oraya gidemem. Beni vururlarsa ne olacak dedi. O zaman Ben ben beni gittim. O vururlarsa ne bana dedi olacak ki demedim. seni ben Mesut dedi abiye polislere Yavuzlar diyorsun, bana polislere Gazi falan Osman verin. diyorsun. Üzerinden geçmiş 18 yıl şimdi. Nafiz niye alsın sizin kardeşiniz? Geçmiş üzerinden kaç yıl? Beni vururlar diye korkmuşum. Zaten adam kaç yıldır, 18 yıldır cezaevinde yani. O sırada vurduğu adamla ilgili Nafiz'i öldürmemiş miydi bu? Evet. Nafiz'i öldürmüş de bu amcamın suçunu üstüne almış babam. Amcamın Tamam da niye suçunu üstüne Nafiz ölmüş aldıktan adamın nereden siz sonra evini buluyorsunuz da yani gidiyorsunuz? hep Mesut abi var. Amcamla babamın yeğenleri Mesut Karakuş. Yayına bağlayabilirsiniz. Ona demiş ki Yavuzlar'da bunların evi var yeğenim oraya gidek falan demiş. Mesut abigili falan hani sözleşme yaparken anlaşma yaparken Yani malları beyefendi siz devretmek şöyle için mi şahit tutmuş düşünüyorsunuz? zaten. Kardeşinizin daha evvel işlediği cinayetlerle ilgili şu an alıkonulduğunu mu, öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Yani nerede olduğunu, yani bir tane çıksa, yani daha önceki faili yaptıkları suçtan mı kastırıldı? Veya bir yere mi saklanıyor? Veya da kaçtı mı? Yalnız kaçsa yanında yengem var. Yengem mutlaka çıkar der ki ya biz buradayız. Canlı yayında şu anda Türkiye'nin her tarafı duyuyor bu Demek ki senin konuşmaları. dediğin gibi öyle bir ihtimal yok. Nasıl yeğenim anlamadım. Bir gün Ama önce iyi de bir gün bak. evvel size gelmiş beyefendi. Yok, Yani bence onun gelmemiş. derdi sizsiniz. Amcam oraya gidiyor. Bizim evin önüne gidiyorlar. Orada bu Mesut Karakuş, amcamın Ömer yeğeni, Aydın. babamın yeğeni. Bir de Ömer Aydın. amcamın kaynı Ömer Aydın'la birlikte anlaşma yapıyorlar. Amcam, babam amcamdan 5 istiyor. Amcam 3 Necla'nın veriyor yeğeni orada malları, var. Necla'nın tapuları yeğeni orada falan. var. Sonra amcam tapusuz bir anahtarı al abi diyor. Bu evin anahtarı. Bu ev senin diyor. Sana bir de 6. ayın 30'unda bir araba alacağız diyor. Orada sonra anlaşmada araba alma da diyor. Arabanın parasını ver. Adam hani hangi arabayı isterse onu alsın. Ya da 10 bin liralık araba alsın. Kalanını yesin. Veya üstüne para koysun. Daha büyük, daha lüks bir araba alsın. Gibi konuşma yapıyorlar. Anahtarı amcam babama veriyor salı günü. Ben cumartesi amcamla birlikte karakola ifade falan vermeye gittiğimde ben babamı arıyorum, annemi arıyorum. Abisinin derdine düşmemiş de bana diyor ki gel yeğenim babana verdiğim evi seni gezdireyim diyor. Beni götürüyor o eve gezdiriyor. E peki siz niye o zaman Gezdirdikten sonra kardeşinize anahtar ev senin. verdiniz? Hem bu kadar kötü Otelde şimdi kardeşinize. anahtar. Müge Hanım, Efendim. çocuk çatlattırıyor. Bak çocuk yalan söylüyor, çatlattırıyor. He. Konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyor. Gitmedik mi? Eve Benim sözüm gitmedik mi ya? kesmeden, Evi bu sözüm sözüm gezdirmedin mi kesmeden bana? beni bir dinler misiniz? Anahtarı bana Benim vermedin mi? Salı Ramazan'da, günü babama verdiğin oruçta. anahtar cumartesi günü bana geçiyor. Nasıl? Sen çarşamba günü babamla görüşmüyorsun. Cumartesi bana öyle diyorsun. Bu mevzu ortaya çıktıktan sonra ben çarşamba abime evi gezdirdim diyorsun. Müge Hanım, şimdi Efendim. çocuk çaktırtırıyor. Şimdi ben anlatayım meseleyi. Ramazan'da ben abim bizim evimize geldi. Dedi ki kardeşim, bak benim evden hiç evim yok. Param yok, durumum yok. Yıllarda Neden yok? yattım. Sen çıkarttın Bana, evden. beni bir dinler misin lütfen ama? Beni bir dinler misin lütfen? Bana dedi Dinliyoruz yardımcı abi. olur musun? Ne yapacağım abi? Benim şimdi şehirde evim yok. Benim hasmım var. Bana ya, ne yapmamı istiyorsun dedim ya. Bana Lale Apartman'dan bir daire vermeni istiyorum. Bana çok ısrar etti. Ramazan'da geldi. Ben de dedim ki abi peki kiracı var. Gittik kiracının yanına. Kiracıya beraber gittik. Kiracıya dedim ki bak ben bu evi sattım. Bu karşıdaki arkadaşım. Tamam mıyım? Tamam. Ve kiracıya ısrarla söyledim. Bunu bir an evvel boşaltırsan bu adam bu eve oturacak. Tamam ama niye Abimle verdiniz? beraber. Ama niye verdiniz? Ha, ona ne? Bana yani, bu tarladan Yani bu dolayı. adam bir dakika ama bu adam sizi zaten yok yere cezaevinde yatırtmış. Diğer kardeşleriniz var konuşmuyorsunuz. Bir tane kardeşiniz ortada yok yurt dışında diye bir ortaya bir şey atılmış. Buna inanmışsınız da. Yani beni 8,5 yıl cezaevinde yatırtacak kim olursa olsun. Niye ben ona bir daha ev vereceğim, araba vereceğim, para vereceğim? Niye? İzin verirsen anlatacağım. Ama oraya gelin yani çık dedi de falan onlar uzatıyor mevzu evet. Aynen uzatma. Buraya geleyim. Olamam. Konuyu ben bitirseydim ondan sonra oraya gelseydim. Tamam Hemen kısa söyleyin. kısa anlatacağım. Tamam söyleyin. Oraya ondan sonra kiracıya vardık. Kiracı evi sözleşmesini yaptık. Kiracıyı çıkarttık. Çıkarttıktan sonra yasak geldi efendim 17 gün.
17 gün yataktan sonra abimle beraber notere gittik. 7. notere. Notere dedik ki biz bu evi tapusu yok ancak kalkınlık yani kalkınlık yeti olmayan arsa tapusu olan yerin tapusu olmuyor, satışı olmuyor efendim. Ve biz bunu yapamadık. Tapusunu veremedik. Nasıl gittik bir abim tanıdığı ve benimle beraber aynı bildiğimiz bir arsa tapusu vardır. Arsa tapusu üzerinden hisse verirsiniz. Binadaki bütün dairelerin binanın tapusu var. Bir şey yandaki vardır. Binalarım bu dairenin tapusu arsa yok. Arsa tapusu vardır. Eğer kat mülkiyeti sözde yoksa arsa tapusu üzerinden işte ne bileyim binde yüz atıyorum. Neyse işte hisse kaç daire ise hissesini verebilirsiniz. Siz, tapusu olmayan yani arsa tapusu olan yerin satışını yapamadık. Gittik ama notere, yapabilirsiniz notere normalde. Yapabilirsiniz normalde. Efendim burada daha sonradan yapıldığı için tapusu yok. Tamam, ama arsa tapusu var. Arsa. Arsa tapusu var ama buralar sonradan yapıldı. Tamam, yani sonrası öncesi yok. Arsa tapusu üzerinden hissesini veriyorsunuz. 4 daire varsa orada 1000 metrekare ise 1000'de birini dördün aman işte 4'te birini veriyorsunuz. Yani, evet efendim. Tamam. Bunu efendimsin. Biz emlakçıda yaptık, düzenledik, buna verdik. Daha sonralar kiracı çıktı. Kiracı emlakçı çıktıktan sonra anahtar aldık. Ben, Ömer Aydın ve Mesut yeğenim, Mesut Karakuş. Bunlara dedim ki ya, ben bu abime bu arsadan dolayısıyla bir ev vereceğim. Efendim, bana dedi ki daha önce, bir de ayağımı yerden tamam abi, niçin verdin sen bunu diye soruyorsunuz, oraya geliyorum. Müge Hanım. Evet. Peki dedim. Yani arsa neredeydi? Tarla. Derenin orada bir tarla var. O tarlanın 1500 metre. Ben çıktıktan sonra daire yaptım. Ev yaptım. Ağaçlar diktim. Orayı biraz canlandırdım. O babamın abime vermiş olduğu arsayı diyorum efendim. Ondan dolayı onu istedi. Ben de dedim daha buraya ev yaptım. Ağaçlar diktim. Burayı şenlendirdim. Çocuklarım orada emeğe var. Gel burayla bunu takas. Kabul etti. Ya masal anlatma. Sen o tarlaya niye ev yapıyorsun ki? Şahit olasan Mesut Karakuş, Ömer Aydın, ben ve eşim köye gittik. Oh, akşam saat 7. Beyefendi madem bunu bu kadar gönül rızasıyla yapacak bir abisiniz, kardeşsiniz, amcasınız her neyse. Bunlar evden çıkartılırken babaları cezaevinde çoluk çocuk. Bu da küçük çocuk. Babam cezaevinden çıkmadan 5 yıl önce. Niye şey yapmadınız onların evi için bunları yapmadınız? O zaman niye kiracınızı çıkartmadınız da bunları orada oturtmadınız? Efendim zaten 20 sene benim evimde oturdu bunlar. 20 sene. Daha benim zaman, abimin o bir ev senin değil. Yok. Babam tamam, sana zaman emanet etmiş bu evi. Senin değil. Nasıl emanet etmiş? Nereye emanet etmiş? Babam neye sana cezaevine etmiş girerken emanet etmiş. Senin. Babam senin suçunu üstüne alırken yaptığınız sözleşmede iki tane ev, araba, ne bileyim belli bir miktar para falan talep etmişsiniz bunları, babama. Sen bunları nereden çıkarıyorsun? Ben öyle bir şey yapmadığımdan. Yani bana sen zaten o zaman cezaevindesin. Bir tane telefon. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.